Merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir videoyla yine beraberiz. Bugün çakar led konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Bana çok soru geliyor bu konuyla ilgili. Çakar ledler yasal mı, değil mi veya neden takıyoruz? Ne gerek var gibi bir sürü sorular var. Ben de bunlarla ilgili bir açıklama getirmek istedim. Malumunuz bildiğimiz gibi motosiklet sürücüsüyüz ve ne kadar görünür olursak bizim için o kadar iyi. Biz de görünür olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Maalesef ki ülkemizde motosikletlere saygı yok. Motosikletleri vasıta yerine koymuyorlar. Bu da bizim zorumuza gidiyor yani, açıkçası bizi üzüyor. O yüzden motosikletlerin biraz daha trafikte dikkat çekmesi amacıyla ben böyle bir şey yaptım. Yasal veya yasal değil, hiç önemli değil. Önemli olan benim can güvenliğim. Şimdi burada da tabii abartmaya da gerek yok. Şimdi burada ben hem çantama taktım hem de buraya çakar led taktım. Tabii bunun da modülü var. Yani bunun çakar hale gelmesi için F1 uçak kanadı modülü dediğimiz bir modül bağlıyoruz arkadaşlar. O da internette satılıyor. F1 çakar modül derseniz internette satılıyor. Şimdi şu led'i de tanıtayım. Bu da Mistek'in arkadaşlar. Mistek'in led'i, 36'lı led. Bunlar da normal led'ler. Bunlarla ben taktım. Bunların linklerini ben aşağıya koyarım. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Şimdi biz bu çakar led'leri neden takıyoruz arkadaşlar? Şimdi gece otobandayız, otoyolda gidiyoruz. Arkadan gelen vasıtaların, uzaktan hızlı gelen vasıtaların bizi daha iyi görmesi için, kendimizi trafikte daha çok belli etmek için takıyoruz. Daha doğrusu ben bunu can güvenliğim için takıyorum açıkçası. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu an birçoğunuzun gözü burada. Ben farkındayım. Yani siz bana odaklanmışken lambaya da bakıyorsunuz aynı zamanda. Eğer burada dikkat çekebiliyorsa aynı şekil otoyolda da giderken arkadan gelen sürücülerin dikkatini çekiyor arkadaşlar. Ben trafikteyim, ben buradayım. Bana dikkat edin, bana fazla yaklaşmayın, benim sürüşümü tehlikeye atmayın anlamında. Ben bunun için kullanıyorum arkadaşlar. Hani bunun bir süs olsun, dekor olsun veya ne bileyim işte estetik olsun. Tabii onun da biraz etkisi var ama asıl amacım trafikte görünür olmak. Şimdi ön tarafta da malumunuz, şimdi araçlarda biliyorsunuz gündüz farları takılıyor ve farları açmak mecburi gibi bir şey oldu artık. Hani gündüz farın da açık olsun, yolun da açık olsun diyorlar ya. Biz de ön taraflarda çakarlar takıyoruz ki aynadan dikiz aynasına baktıkları zaman bizim geldiğimizi görsünler, bizi fark etsinler. Bizim amacımız bu arkadaşlar. Şimdi eğer burada tabii çoğumuz motosiklet sürücüsüyüz ama aynı zamanda hem motosiklet kullanıp hem de aracı olanlar varsa, ki onlar muhtemelen zaten dikkat ediyorlardır, saygı duyuyorlardır. Ben buna eminim ama eğer motosikleti olmayıp da bizi burada sadece vasıtası olanlar izliyorsa, lütfen arkadaşlar rica ediyorum motosikletleri biraz daha dikkate alın. Şimdi tabii burada motosikletleri çok tehlikeli kullanan insanlar da var. Çok apaçı gibi kullanan insanlar da var. Trafiği tehlikeye düşüren insanlar var. Motosiklet sürücülerinin araçları tehlikeye düşürdüğü insanlar var. Tabii bunlara da dikkat etmek lazım. Hani onlarla bizim pek alakamız yok. Biz daha çok can güvenliğimizi korumak amacıyla, trafikte daha fazla dikkat çekmek amacıyla biz bunları yapıyoruz. Ya tabii ki o tür insanlar da var. Eğer öyle arkadaşlar da varsa onları da buradan uyarmış olalım. Lütfen ama lütfen trafiği tehlikeye düşürmeyelim arkadaşlar. Ayrıca araç sürücülerine de buradan rica ediyorum. Yolda giderken camdan arkadaşlar herhangi bir şey atmayın. Yani şimdi bazen bana denk geliyor. İşte adam ne bileyim bira içiyor, gazoz içiyor, bir şey içiyor. Direkt şişeyi dışarıya atıyorlar arkadaşlar. Bu da arkadan gelen vasıtaları tehlikeye ve riske düşürüyor. O cam kırılabilir, lastiğimiz patlayabilir, şişe birinin camına gelebilir. Bu tür şeyler de var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi konumuza dönelim. Konumuz çakarlar. Aşağıya linklerini bırakacağım arkadaşlar. Eğer dediğim gibi bana bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Çakar ledleri nereden aldın? Nasıl yaptın? Biz bunu nasıl yapabiliriz gibi. Benim bununla ilgili bir tane daha videom var. Eğer videolarımın arasından bakarsanız onu görürsünüz arkadaşlar. Aynı zamanda da Mistek'in bu 36'lısı, 56'lısı gibi beyazı veya diğer renkleri de var. Ben onun linkini de aşağıya bırakırım. Oradan takip edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, çakarlarla ilgili konumuz bu. Şimdi ben bunu size gece görüntüsünü de göstereceğim. Gece sıfır karanlıkta nasıl bir görüntü var? Şimdi onu görelim, tekrar dönelim. Çakarlarımızın gece görüntüsü bu sevgili dostlar. Şu an yaklaşık 20 metre demeyeyim, ne kadar vardır? 15 metre falan uzaklıktayım. Biraz daha uzaklaşacağım. Tam karanlık bir yoldayım arkadaşlar. İyice uzaklaştım. 50-60 metre mesafe var şu an. Gördüğünüz gibi ben buradayım diye dikkat çekiyor. Biraz daha uzaklaşalım. İyice uzaklaştım. Şu an gece otobanda veya ne bileyim bir otoyolda giderken gibi düşünün arkadaşlar. Biz motosikletin arkasına giden bir vasıta gibiyiz. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel dikkat çekiyor ve çok da etrafa zarar vermiyor. Arkadan gelen sürücüye de zarar vermiyor. Sadece ben buradayım diye dikkat çekiyor arkadaşlar.
Evet, gece görüntüsünde gördünüz arkadaşlar. Gece de görmüş olduğunuz gibi daha uzaktan böyle dikkatinizi çekiyor. Yani arkadan gelen araçların direkt işte ben buradayım, beni fark et gibi dikkatini çekiyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekerinize taş değmesin. Kazasız belasız günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.